Babacık bize bakıyor yeminle. Bak nane limon. Nane limon. Üf. Sağlıklı şeyler bu kadar kötü olmak zorunda mı ya? Yemin ediyorum midem bulanıyor nane limon. Ne yapayım? Mayonezli yapayım mı? Seversin. Mayonez çok iyi geliyormuş koronaya. Evet. Nefret ediyorum nane limondan. Öğlen menümüz nane limon. Evet. Akşama portakal suyu. Ama ne olur smoothie yapma. Smoothie? Ne olur yapma. Meyveyi yersen yapmam. Meyveyi yiyeceğim, söz veriyorum. Yiyeceğim. Ne olur bunu bize yapma. Oğlum da sana benzedi ya. Allah oynamayacağım. Böyle şey olur mu ya? Onu niye kendine benzetiyorsun? Oğlum hiçbir şey yemiyor ki. Ne sağlıklı yiyor, ne sağlıklı. Dün akşamki smoothie gayet güzeldi değil mi babacığım? Hiç. Ama yemedi. Ya. Babacık! Babacık! Babacı ya! Kızım. Oğlum. Hem babacı hem anacı lütfen. Bakalım kaynasın. Kaynasın. Bu tavada yapacaktım bunu da. Pişti. Ah oğlum da öksürüyor. Oh paşa. Allah ona da. İnşallah ciğerlerinde bir şey yoktur. Nefesi hırıltılı. Balkona çıkalım dedik azıcık hava almaya. Paşam da buradaki bisikletini gördü. Ona bindi kendi. Bu. Bip bip. Bas oğlum. Hadi büt. Hadi hop. Hop. Tam ellemedim, tamam ellemedim. Tamam ellemedim. Sen sür. Hava da pek güzel. Mis. Mis gibi. Babamız da oturmuş, azıcık rahat etmiş çocuğu. Etmeyelim mi ya? Bir kere de ben edeyim. Sen kaçıyorsun hep. Hep ben kaçıyorum ha? Tabii bak, çok mühim konular var bak. Evet, bayağı mühim konu. Rukiye kocasını öldürdü mü? Ooo, olaya bak. Uygar ne yapıyor? Uygar. Gideyim bakayım, bir işler karıştırır o. Hah, burada. Bisikletindeymiş. Bip bip. Bip bip bip. Bip bip bip. Üçüncü gününden bildiriyoruz. Bana göre, sana göre dört. Dört. Ben dört değil. O dört diyor, ben üç diyorum. Bana göre üç. Testten sonra da üç. İlk önce eşim oldu korona. Korona, korona. Ay korona, korona. İlk önce o oldu. Cumartesi günü hep beraber geziye gittik. Uygar'ı kucağına aldı, hoplattı, zıplattı. O sıra öksürüyordu da. İşte bir şey yok, yok gıcık var boğazımda falan, öyle dedi. Vücudunda herhalde bir şey yoktu. Lafı değiştiremezsin. Patates soyuyoruz. Patates soyuyoruz. Pazar günü çok güzel kahvaltımızı yaptık mükemmel bir şekilde. Sonra dedi ki benim bir vücut kırgınlığım var. Biraz kötü gibiyim dedi. Hemen maskesini taktı. Çift maske takar anında. Ara ara öyle şüphelendiği zaman maskesini takıyor. Bizden uzaklaşıyor. Ama yani uzaklaşsa ne olur? Cumartesi günü zaten Uygar sürekli kucağındaydı. Uygar, yani beraberiz. Üçümüz hep beraberiz. Müneccim değilim ki ya. Olmamak Allah diye, bizim olmamamız diye bir durum olamaz zaten. İhtimalle ama. İhtimal.
Her ihtimalle karşı bir uzak durduk. Bir önlemimizi alalım ya. Önlem aldı ama işte pazar akşamı dedi ki ben bir test yaptırayım dedi. Çünkü çok başım ağrıyor. Tüm semptomlar var bende dedi. Sonra gitti. Eklemlerim ağrıdı, başım ağrıdı. Sonra gittik teste. O akşam bizden ayrı yattı. Sonra gece ben bir uyandım, bir baktım pozitif. Zaten onun da mesaj gitmiş pozitif diye. Sonra sabah hepten uzaklaştık. O gün ayrıydık, ayrı durduk falan. Sonra ben de hastalandım. Benim de boğazım acımaya başladı. Ben de aynı halsizlik. Sonra Uygar'ın ateşi çıktı. Artık ayrı değildik yani, birleştik. Çok da ayrı duramıyorsun zaten. Çünkü Uygar sürekli babasının kucağına gitmeye çalışıyor. Onun varlığını fark ediyor. Koşturuyor koşturuyor kucağına gidiyor. Ne kadar ayrı kalacağım? Yani artık hepimiz korona olmuş olduk. Artık evde halay çekebiliriz. O korona çıktı, dünya korona. Hep onu söylüyorum sürekli. Nasıl geçiyor, ne oluyor? Ondan bahsedeyim. Benim... Valla daha zor hastalıklar atlattım ben açıkçası. Hiçbir şeyim yok onlara göre. Başım ağrıyor ama acayip başım ağrıyor. Öyle bir baş ağrısı değil. Şöyle şuralar felaket ağrıyor. Vücut kırgınlığı iki gün vardı, çoktu. Şu an yok. Vücut kırgınlığım da geçti benim. Ama burnum tıkalı. Yine baş ağrım var. Çok ağrıdığı zaman Parol iç dedi. Aile hekimi. Onu içiyorum. Emziriyorum. Uygar yemek yemiyor. İlk gün onun da ateşi çıktı. 38 nokta kaç oldu en son? 38 nokta 6'ya kadar çıktı ya. 6'ya kadar çıktı. Hemen soyduk. Ondan sonra evde Kalpol vardı. Bir de Aprex mi onun adı? Periderm. Periderm. Öyle bir ilaç vardı. Yani daha önce... Mikrofen, ne bir şurup. Aşıdan sonra bize vermişti doktor onları. Kullanmamıştık o zaman. Sonra şimdi kullandık. Hemen soyduk. Çok ince giydirdik falan. Onu geçti. En son düştü işte ateşi. Sonra uyudu falan. Zor bir zaman atlattık. Zor bir geceydi o gece. Şimdi hafif hafif öksürüyor. Ateşi çıkar gibi oluyor. Fark ediyoruz. Hemen soyuyoruz Uygar'ı. Ben de durum öyle. Eşimde de onun da başı ağrıyor. Vücut kırgınlığı devam mı? Vücut kırgınlığı bitti ya neredeyse. Vücut kırgınlığı bitmiş. Bir şey kalmadı ama şey var ya. Böyle benim ciğerlere indi herhalde. Biraz ciğerler ağrıyor. Öksürmüyorsun ama. Onun dışında bir şey yok. Cumartesi günü nasıl öksürüyordun? Öksürük yok da ciğerlerim yani. Ben öksürüyorum. Bilmiyorum, ciğerlerim biraz ağrıyor ya. Yani böyle zatürreye yakın gibi bir şey. Üşütürsün böyle. Zatürre mi kolay mı kötü? Yani zatürreye yakın. Öyle derler işte, ciğerlerim çok. İlerlerse ciğerlerime indiyse sıkıntı işte. Bakalım yani, nane limon falan yapıyoruz. Nane limon kendimize bakıyoruz. Daha doğrusu eşim bize bakıyor. Daha çok bize bakıyor. Habire bir şeyler getiriyor, bir vitaminler getiriyor. Neler kullanıyoruz onları göstereyim. Kullandıklarımız şöyle C vitamini. Çok güzel bu. Şeker gibi, tadı da pek güzel. Sonra bunu kullanıyoruz. Tablet bu da. Suya atıyorsun. Bunun da tadı güzel. Bunu da sevdim. Bu Uygar'ın D vitamini. Sağlık ocağından vermişlerdi. Uygar'a da onu veriyoruz. Başka bir şey vermiyoruz ona. Sadece emiyor. Sonra bu var. Propolis. Bunu da meyve suyu falan onun içine damlatıyorsun. Bunu da içiyoruz. Sonra bize D vitamini, K vitamini. Bunu da bir damla günlük. Onu da içiyoruz. Bu da Uygar'ın o bahsettiğim şurubu. Pedifenmiş. Bunu da Uygar'a ateşi çıktığında veriyoruz. Bir Kalpol bir bu. Bir Kalpol bir bu. Paşa geldi. Bu da kekik yağı. Kekik yağını da sıcak suyun içine bir damla damlatıyoruz. Odanın içine koyuyoruz. Çok güzel oluyor. Böyle nefes rahatlatıyor insanı. Pek iyi kekik yağı da. Bu da onun kutusuymuş. Bir de şöyle Lakmix kapsülümüz var. Her türlü vitamin var içinde. Bunları içiyoruz.
Yani vitamine doyuyoruz. Artı meyveler tabii yaptığı smoothie'ler. Öyle. Hepsi. Devam. İçiyoruz, iyiyiz. Kötü değiliz. Her şey enerji. Enerji. Kötü değiliz. Şimdi biz akşam yemeğimizi hazırlayalım, yiyelim. Patates olmazsa olmaz ama. Patates. Patatesi özledik. Yani... İki gündür yemedik. Karantinada evde en bol olan şey patates yiyor. Evet, karantinada evde bunlar var. Bir hafta boyunca evde olanları yiyeceğiz. Mecbur. Yani getir şu telefonunu, sipariş veririz de. Veririz de evde olanları. İşte uygun değil ya. Evde olanları yiyelim. Sonra veririz siparişimizi, kalmazsa bir şey.